mümkün değilim, lafını bil de konuş! Bana el kaldırmanın ne demek olduğunu sorardım sana ama dua et ki kadınsın! Ya, ne yapardın yani? Bir güzel pataklardım! Vay canına, bir dene istersen! Tenezzül etmem canım, sen kadınlığını bilmedikten sonra! Ne varmış kadınlığında? İşte cevabı! 3 sene oldu, hala bir pantolon ütülemesini öğrenemedin! Benim bildiğim pantolonda 2 çizgi olur, böyle 4 çizgi değil! Nankörün tekisin sen! Beğenmiyorsan giymezsin! Giyecek değilim zaten! Çok umurumdaydı sanki! Hadi hadi, işe geç kalıyorsun! Akşama geç geleceğim, oturup yemeğini yersin! Geç gelirsen beni evde bulamazsın! Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl kabul edersen et! Audrey meydan, kapıdan dışarı adımını at da görelim! Sen de geç gel de ben göreyim! Görüşürüz! Hadi bakalım! Metin! Ne var? Bana bak, bir şey unuttun! Hiç de unutmadım, kasten veda etmedim sana! Unuttuğum veda etmen değil, pantolonun! Bir iki dakika beklersen belki çizgileri ikiye indirebilirim! Boş ver, nasıl olsa işte giyiyorum! Bir dahaki sefere dikkat ederim! Ama gene de garanti edemem! Beceremiyorum ütü yapmasını! Önemli değil! Beni beğenen beğenmiş! Akşama zeytinyağlı fasulye yapar mısın? Canım çok çekti! Gelecek misin? Bugüne kadar gelmemezlik ettin mi? Geç gelseydin de beni evde bulacaktın! Hala ısmarladık karıcığım! Güle güle! Hayırlı işler! Geç kalacaksın! Tam kapıdan çıkarken bir daha öyle tatlı tatlı bakma! Yoksa her sabah işe geç kalırım! Evet! Çok güzel, harika! Senelerdir bu kadar güzel reklam resimleri görmedim! Bakın, böyle çalışırsanız reklam fonumu 1 milyon daha arttırırım! Bütün elemanlarım sizin işiniz için seferber olacaklardır Abbas Bey! Bu resimleri yapan büyük bir kabiliyet! Kıymetini bilin! Sakın elinizden kaçırmayın! Tanışmak ister misiniz? Memnun olurum! Bir saniye müsaadenizi rica edeceğim efendim! Hayrola patron! Beğendi mi? Laf mı lan! Öldü, geberdi yapma be! Yapma be! 1 milyon daha ek reklam vereceğini söyledi! Aferin Metin, yüzümü ağrıttın benim, hadi bakayım! Hadi 1 milyon! Haydi sallanma, hadi! Koşun, haydi. Haydi bakalım! Sayın Abbas Bey, işte genç ressamımız! Ya öyle mi? Bu resimleri bu mu yaptı? Evet efendim! Hayır, yapamaz! O yaptı efendim! Çok kabiliyetli! Kabiliyetli! Resimlerinden belli kabiliyeti! O çok beğendiğiniz resimleri Metin Bey yaptı! Kim beğenmiş o resimleri? Ben o kadar zevksiz miyim? Seninle alay ettim! Bu işi bilmiyorsanız yapmayın! Ben şirketlerimi kepaze ettiremem! Yani efendim... Yanisi manisi yok! Reklam işlerimi size vermiyorum! Evet ama... İşte o kadar! Ne oldu bu adama ya? Abbas Bey benim kayınpederimdir. Peki sana kızını nasıl verdi? Vermedi, kızı bana geldi. O günden beri de bana düşman. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki erken geldin. Sana bir sürprizim var. Annen mi geldi? Yoo, daha büyük bir sürpriz. Önce gözlerini kapat. Körebe mi oynayacağız? Aman, sululuğu bırak da gözlerini kapat! Peki, peki! Açarsam darılırım! Oldu mu? Hadi gel! Şimdi aç gözlerini! Nasıl? Yeni takımımızı beğendin mi? Kaça aldın? Nasıl aldın? Sen önce beğenip beğenmediğini söyle! Fena değil ama parası? Bedava! Bir pazarlık ettim ki aklın durur! Hem sağlam, hem de çok rahat! Otursana! Rahat olduğu belli de... Fiyatı? 10 bin istedi... 6500'e aldım! Çok ucuz değil mi? Bedava canım, su parasına! 6500 lira da para mı yani? Bari elindeymişken bir iki takım daha alsaydım! Sana da yaranılmaz zaten! Üstelik para da vermedim! Nasıl yani? Taksitle aldım, hiç peşinsiz! Aman ne büyük marifet! Bıktım şu taksitlerden!
Daha televizyonunkiler bitmedi! Biraz hesaplı hareket etmen lazım İmran! Sen de bir gün olsun değişik davran da aldığım şeyi beğen, insanın hevesini kırıyorsun! Ha, böyle heveslerin varsa kırılsın! Peki eski takımı ne yaptın? Eskiciye verdim! Kaça? Parayla değil! Karşılığında tabak çanak aldım! Acıktın mı? Acıkmıştım ama... iştah mı bıraktın? Şu huyundan vazgeçmeyecek misin sen? Bir tadına baktık ya! Önce tabağa konur, sonra tadına bakılır, biz öyle gördük! Ha, biz görgüsüzüz öyle mi? Evet! Olabilir! Bizim öyle ahçımız falan yoktu! Annem acılı çiğ köfte yapardı, daha tepsiye düşmeden kapışırdık! Çok fakirdik! Lafı nereye getireceğini biliyorum! Evet, biz çok zengindik! Ahçılar, hizmetçilerle büyüdüm ve şımarım! İstersen açıkça yüzüme söyle de rahatla! Bir tel makarnadan nerelere geldi? Kavga etmesini çok mu seviyorsun sen? Çanak tutan kim? Sevmiyorum tencere içinden yemek yemeni! Sonra şişeden ağzına dayayıp lakır lakır su içmene de sinir oluyorum! Başka? Savrukluğunu! Neredeyse çoraplarını buzdolabına koyacaksın! Başka? Başka bir şey daha var! Ne var? Zarife! Piyano çalmak da mı yasak bu evde? Canım, piyanona bir lafım yok! Başka bir şey bulamadın mı su verecek? İskimez ya canım! Ne var bunda kızıcık? Ben o kupayı köpekler içinden su içsin diye kazanmadım! Terbiyeli konuş! Boncuğa hakaret ettirmem ben! Hakarete uğrayan boncuk mu yoksa ben miyim? O kupayı kazanmak için ter döktüm ben, ter! Ter döktüğünle malum, bunlardan her yerde satıyorlar! Yani ben sahtekârım, öyle mi? Sahtekâr değilsin ama tatsızsın! Bir sabah da güler yüzle kalk, günaydın de, neşeli ol! İnsanda neşe mi bırakırsın sen? Bu dediklerini yapmam için senin de anlayışlı olman gerek! Ama nerede? Hey! Bana bak! Ne demek istiyorsun yani? Anlayışsız mıyım ben? Kes artık! Bari gazetemi rahat okuyayım! Hey! Çok bencilsin! Hiç olmazsa gazetenin içini gönder! Gazeteden önce çayı demlesen çok daha iyi olur! Aman! Hadi bekliyorum! Çayı hazırla, çayı! Emredersiniz! Boynuna peçete bağlamak lazım, çıkar gömleğini! Boş ver! Silersem çıkar! Bırak! Çok yapışkan reçelmiş! Bırak şunu! Kabahat reçelde değil mi? Yok yok, bende! Çıkar da İmran Hanım cezasını çeksin, yıkasın, ütülesin! Anlaşıldı! Bu sabah sen ters tarafından kalkmışsın! Sen düz tarafından kalktın ya! İkimize de yeter! Beyimiz melek sanki, kupa için bağır, diş macunu için kavga çıkart, sonra da ters tarafından kalkan ben olayım! Aman! Merhaba! Mutfağa götürüver Mevlüt efendi! Peki efendim! Günaydın! Günaydın! Şuna bak İmran! Benim elbisenin aynısını yaptırmış ayı! Yok canım! Yok canımı var mı ya? Aynı desen, aynı renk işte! İmkansız! Alınacak bir şey var mı efendim? Şimdilik yok! Sağ ol Mevlüt efendi! Siz de sağ olun! Var mısın iddiaya? Benim elbisenin aynısıydı bu giydiği! Aynısı değil, kendisi! Senin elbiseni ona verdim, sevaptır! Ne? Delirdin mi sen? O benim en sevdiğim elbisemdi! Bu kadar da fazla artık! İnsan biraz kocasını düşünür, acır ya! Aman! Ne kıymetli elbisen varmış! Kıymetli ya, beğenemedin mi? Bu evde insan zır deli olur, zır deli! Sevap işlemiş! Metin efendi, çıplak geçsin bari! Kat kat elbiselerimiz varmış gibi! İllallah be, nedir çektiğim senden anlamıyorum ki! Utanmasa yatağı yorganı da vereceğim!
biz çalışalım, ondan sonra gelsin el alem giysin bizim elbiseleri. İşe bak sen! Bıktım artık be! Ben biliyorum başıma gelecekleri. Bir gün eve geleceğim, bir de bakacağım ki ev tam takır kuru bakır. Haklısın tabii, çok haklısın. İnsan eşek olduktan sonra semer vuran çok olur arkadaş. Bıktım be, bıktım! Başka birini mi bekliyordun? Evet. Kimi? Taksitçiyi. O zannettim. Bu yüzden kapıyı açmak istemedim. Bu taksitlerden bir kurtulsak, üzülüyorsun. Aldırma! Alıştım artık. Sen niye döndün? Bir şey mi unuttun? Akşam için konuşmadık da, ne yapmayı düşünüyorsun? Yemeğimiz var. Ama sen bir şey istiyorsan yaparım. Demek unuttun bugünün evlilik yıl dönümümüz olduğunu. Unutmadım. Senin hatırlamanı istedim. Hediyeni bile hazırladım. İnşallah bu defaki hediyen ucuz bir şeydir. Geçen yıl aldığın saatin borcu daha bitmedi. Başlama gene. Kimseyi davet etmeyelim bu gece. Dışarıda yiyelim istersen. Baş başa. İkimiz. Oldu. İkimiz. Ben yer ayırtırım, hemen çıkarız. Bir şey daha var. Ne? Elbisemi verdiğine memnun oldum. Bıkmıştım. Tam 3 senelikti. Ben de 3 seneliyim. Senden de bıktım. Muhterem kayınpederin yolumuza taş koymaya başladı. Bugün de 2 şirket reklam işini bizden aldılar. Bizimki ne yapmış? Patron öyle söyledi. Gavura kızıp oruç bozmaya benzer bu. Adamın hesabı seninle, acısını bizden çıkarıyor. 3 yıldır hiç yumuşamadı. 3 yıl oldu mu be? Evet, bugün evliliğimizin 3. yılı bitiyor. Tebrik ederim arkadaşım. Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Tebrik etmeye mi gideceksin? Şimdi değil canım, önce berbere gideceğim, ondan sonra. Bir berberin eksikti. Yo, berberime karışma. Neyse, neyse. Berbere git ama sonra eve gel. Ayol, çocuklara gideceğim dedim ya bey. Ah ulan, bir de laf dinle sen. Gitme diyorum, gidiyorsun gene onlara. Şımartıyorsun deli bozukları. Onlar dediğin bizim evlatlarımız. Biri kızımız, biri damadımız. O ayı benim damadım olamaz. Cebi delik züğürt ergele, koskoca Abbas Turşucuoğlu'nun damadı olamaz! 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 Ne oldum dememeli bey! Sen de gençliğinde fakirdin. Bugün Allah'a şükür konserveciler kralı oldun. Sokaklarda turşu satarken sesin hala kulağımda. Ne yani? Beğenemedin mi sesimi? Zaten aklımı çelendi sesin oldu. Her şeyi göze alıp kaçtım sana. Hadi benim sokakları çınlatan bir sesim vardı. O lahmacun kokan herifin nesi var? Gönül bu, birbirlerini sevmişler, elden ne gelir? Yahu sen kimden yanasın be? Madem öyle, bazı geceler için için niye ağlayıp sızlıyorsun? Ana yüreği! Kızımın mürüvvetini göremedim. Ben telli duvaklı gelin olmadım. Kızım da olamadı. İçimde ukdedir, ukde! Boşansın o ergeleden, gelsin elimi öpsün, anlı şanlı bir düğünle evlendirmezsen bana da Abbas Turşucuoğlu demesinler. Kuaföre geç kalıyorum hay Allah! Oy senin kuaförüne! Şunu bağlayıversene karıcığım. Bir türlü öğrenemedin. Bugüne kadar hiç kravat takmadım ki. Bugün de takma öyleyse. Yo, yakışıklı olmalıyım. Biraz elini çabuk tut, ne olur. Pat diye biri damlar şimdi. Tasa mı canım, 2 kişilik yer ayırttık deriz. Canım çıktı o 2 kişilik yer için. Köpeği bağla, annen geldi. Ne demek istiyorsun sen? Hiç! Annen gelince boncuk hep böyle avlar da. Ya annem değilse? İmkansız! Boncuk bugüne kadar hiç yanılmadı. Ah, anne! Şaşırdınız değil mi? Biz
çekiyorduk anneciğim, bu gece evlilik yıl dönümümüzde. Ay! Bilmez miyim güzel kızım? Ben niçin geldim, unutur muyum hiç? Baban da hatırladı. Ben çıkarken yarım şişe viski içti öfkesinden. Hoş geldiniz valide hanım. Hoş bulduk evladım. İsterseniz buyurun istirahat edin, isterseniz sizi eve bırakalım. Üzülmeyin, ben sizi yalnız bırakır mıyım hiç? Hiç kimse umurumda değil canına yandığımın. Oh! Bu geceyi birlikte geçireceğiz. Gezmekse gezmek, dağıtmaksa dağıtmak. Ayol, siz hazır değil misiniz hala? Geç kalacağız. Ben boncuğu bağlayıp geliyorum. Tabii tabii, iyi olur. Ay! Dilinin zoruna bak! Şu canavardan kurtulamadınız! Her zaman böyle hırlamazdı canım. Bazen sinirlenir işte böyle. Özellikle siz gelince anneciğim. Hadi çocuklar yarışsın! Anneciğim, karışmak gibi olmasın ama biraz yavaş itsen daha iyi olmaz mı? Evde baban, burada da sen! Karışmayın, yürüyün dop dolu! Mideniz de içkiyle dolu valide hanım. Korkarım... Korkma damat! Bana içki dokunmaz! Yine derdimden içersen! Dertlenecek ne var şimdi anne? Sana bakıp kendimi görüyorum! Babana kaçtığımda bütün sülalem bana darılmıştı! Onların darılmaları senin mutlu olmana mani olmadı anne! Mesut oğlum o başka! Ama teli duvaklı gelin olmak da başka! Kadersiz kızım! Sen de gelin oldun! Beni şimdi kim? Öyleyse oturup hep birlikte ağlayalım. Niye ağlayacakmışız ayol, buraya eğlenmeye geldik. Taksi başımı döndürdü. Taksiden değil valide hanım. Anlarsınız ya, biraz fazla kaçırdınız. Kaçırmış mıyım? Kaçırırım tabii. Bu gece benim gecem. İçim öyle dolu ki vallahi şimdi istesem avaz avaz bağır. Bak babana sesleyeceğim, avaz! Aa, sana yakışır mı hiç anneciğim? Sonra babam ne der? Bu gece kafam çok iyi çocuklar. Benimle geleceksiniz. Allah Allah! Bu kadar taş yürekli değil ya benim kocam. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Değil mi? Bir başka akşam geliriz. Anlamam. Hadi bakayım, girin koluma. Ayakta duracak halim yok vallahi. Çok tepindik biliyor musunuz? Ama sayenizde öyle eğlendim ki, sağ olun yavrum. Yine eğleniriz anneciğim. Evet. Aman yavaş. İniyoruz, iniyoruz. Kocacığım, bak kimler geldi! Merhaba baba! Hangi yüzle evime geldiniz? Sıkılmadınız mı? Tatsızı çıkarma Abbasçığım, senin elini öpmeye geldiler! Sen içkilisin kadın, sarhoşsun! Oh, de bakayım! Diyemem! Sarımsak yedim de! Hadi, uzat elini de öpsünler! Ben elimi öptürecek zamanı bilirim! Ne zamanki evine döner, pişman oldum der, öyle! Üzülerek söylüyorum baba! O beklediğiniz gün asla gelmeyecek! Biz birbirimizi seviyoruz! Başkasının namına konuşma! Sen sevebilirsin ama kocanın maksadı apaçık ortada! Nedir acaba, öğrenebilir miyim? Benim servetim! Ama öyle cart diye öleceklerden değilim! Sıhhatim de çok yerinde Metin efendi! Dilini ısıranam, sonra nazar diye! Susacak mısın sen kadın? Ne bağırıyorsun öyle? Sarar mıyım ben? Sarhoşsun! Oh! Canım adis! Hep sen mi içeceksin ha? Esir miyim ben? Şşşt! Bana bak, haddini bil! Ya, şimdi öyle oldu demek! Peşinden koştuğun gülleri ne çabuk unuttu lan! Enayiliğime doymayayım! Tekrar et! Tekrar et bakayım! Bir daha söyle! Hı? Lütfen sus anne! Bizim yüzümüzden kavga etmeyin! Evet, sizin yüzünüzden! Sana son defa söylüyorum, daha çocuğunuz yok! Yol yakınken eve dön! Dönmeyeceğim! Görüşürüz!
burnunu sürtüp geleceksin. Gelmeyeceğim baba. Teşekkür ederim İmran. Gidelim. İmran! Pijamanın üstünü nereye koy? Gel buraya Boncuk. Hem hastasın hem de rahat durmuyorsun. Canım benim. Bana bak, sokağa çıkmak falan yok. Yarın seni doktora götüreceğim. Başka şey bulamadın mı köpeğe giydirecek? Ne bağırıyorsun sen? Kendine gel! Babamın hırsını benden çıkartamazsın. Babanı hiç ciddiye almadım ben. Seni bilemem tabii. Ne demek istiyorsun? Çok açık konuşuyorum. Bu geceyi annenle birlikte planladınız. Maksadın babanla barışmaktı. Ama ne yazık ki bütün ümitlerin suya düştü. Çekilmez olmaya başladın ama! Niye çekiyorsun öyleyse? Daha fazla çekeceğimi de sanmıyorum. Çekeceksin, mecbursun çünkü. Neden? Neden olacak? Baban seni affetmedi de ondan. Bu yüzden mi seninle beraber olduğumu sanıyorsun? Sanmıyorum. Kesinlikle eminim. Madem öyle, sen niçin benimle berabersin? Uzun etme. Sabahleyin erken kalkacağım. Cevabı ben vereyim öyleyse. Söyleyeyim. Çünkü babam çok zengindir Metin Bey. Sözlerini geri al ve odana dön İmran. Tükürdüğümü yalamam ben. Bu davranışının sonu kötüye varır. Şunlara bakın ulan! Maç kazanmış futbol takımı gibi hava basıyorlar. Nispet yapıyor inekler! Girişelim mi Allah ne verdiyse? Hadi şşş, bırakın! Manyak mısınız oğlum? Medeni olun biraz! Boşandıysak düşman olmadık ya! Şimdi gidip vedalaşacağım. Übran'la mı? Yok, Boncuk'la! Bir dakika çocuklar! Boncuğu ara sıra görmeme izin vereceksin, değil mi? Ne zaman istersen. En doğrusunu yaptık galiba. Sevgi bitince evlilik yürümüyor. Doğru. Sevgimiz çoktan bitmiş. İyi şanslar dilerim. Ben de mutluluklar dilerim. Hoşça kal. Sana yıl dönümümüzde aldığım hediye. Ben de senin hediyeni verecektim. Saatinize! Boncuk nerede çocuklar? İşte orada, benim tarzan boncuğu teselli ediyor. Eğer boncuğun sahibi isterse, ben teselli için hazırım. Bana bak! Sen benim arkadaşımsın. Zaten bir daha evlenmek mi? Allah korusun! Ne yapacaksın peki? Çalışacağım. Sen! Abbas Turşucuoğlu'nun kızı ha? Ne alakası var? Hayatımı kendim kazanacağım, ha aklınızda olsun! Bana göre bir iş olursa haber verin, tamam mı? Hadi bundan sonraki günlerin için! Ağır git biraz oğlum! Her lafa kadeh kaldırılmaz ki, zaten kafamız bozuk! İyi ya işte! Daha çok bozulsun, hır çıkaralım! Eski günlerimiz gibi! Ya! Eski günlere döndüm tekrar, oh be, dünya varmış! Varmış, varmış ama oturduğumuzdan beri 50 defa saate baktın! Alışkanlık! Eve geç kalmak korkusu! Evlilikten yeni çıkmış adamın bekarlığa alışması kolay değil! Biz sana yardım ederiz! Bekarlık gerçekten sultanlıkmış, bir daha tövbe evlenmem! Birkaç gün bende kal, ilk günler koyar ne de olsa! Sağ ol, kendi evimin rahatı iyi! Karışan yok, dırdır yok, oh! Uzatırım bacaklarımı, keyfime bakarım! Öyleyse keyfimiz şerefine!
kim o? Benim, ben, Metin! Ya, gecenin bu saatinde rahatsız edilir mi insan? Sana hesap verecek değilim! Kapıyı açamadım! Kilidi değiştirdim de ondan! Pes doğrusu, kendi evime zorla giriyorum! Nasıl kendi evin yani? Hem ne diye bağırıp duruyorsun, sağır değiliz! Bu evde ben oturacağım! Sen babana gidersin! Katiyen olmaz! Neden olmazmış? Sanırım baban da sevinecek! O akşam söyledikleri hala kulağımda! Ne demişti? Yol yakınken dön evine kızım, çünkü daha çocuğunuz yok! Olabilir dedi! Sen istemedin! Çünkü babanın yanına dönmeyi düşünüyordun, eğreti gibiydin yanımda! Bu tarz konuşmandan sonra boşandığımıza hiç üzülmüyorum! Ayrıca şunu da bil, babamın yanına kesinlikle dönmeyeceğim! Baban seni almaya gelecektir! Hayır! Çünkü boşandığımızı söylemedim onlara! Senin de saklamanı istiyorum! Dediğin olsun! Benim için fark etmez! Teşekkür ederim! İş buluncaya kadar bu evde kalacağım! Yani ikimiz birlikte mi? Pek öyle sayılmaz! Evi bölüşürüz! Ya yatak odası? O çok kolay! Bu divanı sen çok severdin! İstersen bir yastıkla yorgan da verebilirim! Peki, teşekkür ederim! Günaydın! 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 Benim çayım nerede? Bilmem! Çay yapmadın ki sen! Daha yeni kalktın! Yani çayı kendin mi yapacaksın? Yalnız çayı değil! Her işini kendin yapacaksın! Yatağını topla! Halıyı süpürüver lütfen! Aa, çoraplarını da yıkamayı unutma! Sonra suyu şişeden değil, bardakla iç! Elektrik ve telefon faturalarını da ödeyiver bir zahmet! Ama kül tablolarını dökmeyi unutma! Gaz tüpünü açık bırakma! Hadi hoşça kal! Ne yani? İkiniz aynı evde bir arada mı yaşayacaksınız? Aynı evde ama bir arada değil! İki yabancı gibi! Boş versene sen! O yabancı senin gibi güzel kıza dayanabilir mi? Benim ümitlerim hava gazı galiba! Ya siz? İş baktınız mı bana? Ondan haber verin! Dayımın bir sekretere ihtiyacı varmış ama ben seni tavsiye etmem! Neden? Acayip çapkındır, başına iş alırsın! İşlemez bana! Sen şu adresi versene! Buyurun! Yüzüyorsun. Eski şampiyonlardanım, bir hayli kupam vardı. Daha önce neredeydin? Dışarıda falan mı? Evliydim. Çok ilginç. Ya şimdi? Dolum. Ya sen? Ben hiç evlenmedim. İşte bu hepsinden ilginç. İyi bir sekreter olmak için bütün yeteneklere sahipsiniz hanımefendi. Teşekkür ederim. Ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? Onu siz tayin edin! Bakmakla mükellef olduğunuz kimse var mı? Hayır! Evli misiniz? Dulum! Çok ilginç! Peki, niçin ayrıldınız? Belki inanmayacaksın ama... niçin ayrıldığımızı hala bilmiyorum! Seviyor musun? Seviyordum! Ne gariptir! Onunla ilk defa burada karşılaşmıştık! Çok ilginç! Ne? Bizim de ilk defa burada karşılaşmamız!
bu iş anlaşmamızı kutlamaya ne dersiniz? Güzel bir yer biliyorum. Enfes yemekleri var. Mersi, Aysel sizin hakkınızda çok şeyler anlattı. Sadece bir şey unutmuş. Neyi? Çok aceleci olduğunuzu. Hoşça kalın. Dur şunu kızım Allah'ını seversen, bu canavarın kanı bana hiç kaynamadı. Tıpkı kocan gibi. Sahi o nerede? Daha gelmedi, yani mesai yapacaktı. Saat kaç oldu ayol? Boş ver anne. Bak buna bayıldım. Hangisine? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi... Ya, seninki sarhoş ayol. Onu hiç böyle görmemiştim. Çektiren mi var? Hadi, aç ağzını! Hiç lüzumu yok anne! İyi akşamlar damat bey! Ne o? Selam sabah yok mu? Ay, siz burada mıydınız valide? Fazla kaçırmışsın galiba! Kibrit çaksan alev alacaksın ayol! Yani kabahat mi içmek? Bir itirazınız falan mı var? Yoo, iç evladım! Şifalar olsun! Çok iyi oluyor içmesi! Hoş geldin Metin! Hadi sevgilim! Sen yat istersen! Yatacağım tabii! Önce bir bardak soğuk su içeceğim, sonra divana gelip yatacağım! Pijaman... yatak odamızda! Yatak odamızda mı? Evet! Mutfakta olacak diye oğlum! Sen çok yaşa! Şu içki şişede durduğu gibi durmaz! Hadi sevgilim! Sen çık yatak odamıza! Yatak odamıza! Hayırdır inşallah, ne oldu sana kızım? Eskiden olsaydı kocanın başının etini yerdin. Evet, yerdim. Doğduğuna pişman ederdim. Ama şimdi her şey eskisi gibi değil. Belli, kuzu gibi damat azıtmış. Senin de ağzın var, dilin yok. Yoksa benden mi çekindin? Senin yanında kavga çıkartmak istemedim tabii. Aferin evladım, şimdi içim rahat etti. Ben gideyim de sen de rahatça kocanı benzet, tamam mı? Hadi göreyim seni! Annem gitti. Ah ne iyi, demek şimdi yalnızız. Evet. Yalnızız. Öyleyse hadi. Ne hadisi? Hadi yani. Ne yani? Soyun yani. Ne? Bir yabancının yanında soyunacağımı mı sandın? Ne? Yabancı mı? Evet. İki yabancıyız bu evde. Öküz gibi bakmaya devam edersen kafana bir şey yersin şimdi! Kollarına atılacağımı mı sandın? Terbiyesiz ne olacak? Çekil be! Gerizekalı! Alo? Evet. Hayır, yanlış değil. Kendisi burada. Bir saniye. Meral diye biri. Alo, ben Metin. Günaydın Meral. Yo, çoktan kalkmıştım. Aradığına memnun oldum. Kim mi? Telefona çıkan mı? Kiracım, kapı komşum yani. Ben seni ararım. Güle güle.
Ne demek yani? Kiracı kim? Evin sahibi sen misin? Yoo, öyle demek zorunda kaldım. Bana bak, bu son olsun. Ayrıca telefon numarasını doğru dürüst kimselere ver. Böyle sabahın köründe erkek arayan azgın karılara değil. Haddini bil lütfen. Bu telefonda benim de hakkım var. Faturasını da çatır çatır ben ödüyorum. Anlaşıldı mı? Telefona baksana! Kahvem taşacak. Alo! Kaç numarayı aradınız? Evet! Kendisi burada maalesef. Kim? Bir saniye. Seni arıyorlar, Fikret diye biri. Alo! Günaydın Fikret Bey! Hiç vazgeçer miyim? Avansımı aldım, işi kabul ettim. Yo, hasta falan değilim, ilginize teşekkür ederim. Efendim? Kim? Telefona çıkan mı? Kapıcım. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Güle güle. Kapıcı senin babandır. Babam konserve kralıdır. Daha önce de turşucu. Ayıp mı? Hayır. Ama yılışıksan paralara bu evin telefonunu vermek ahlaksızlıktır. Ağzını topla! Telefon eden patronumdu. İşe geç kaldığım için aramış. Disiplinli bir patron desene! Aynı zamanda çok kibar. Konuşurken insanın yüzüne tükürük sıçratmıyor. Yüzüne sıçrayan tükürük değil, diş macunu küçük hanım! Acaba? Sakın tıraş sabunun olmasın. Her zaman ikisini karıştırırdın çünkü. İş bulduğuna göre bu evde iki kişi kalmasak iyi olacak. Çünkü elimden bir kaza çıkacak. Aramızdaki küçük pürüzü kaldırırsanız... 2 milyon liralık reklam fonumu size verebilirim. Bu küçük pürüz dediğiniz nedir Abbas Bey? Metin, o adamı işten çıkarmanızı istiyorum. Yani damadınızı? Herif zorla damadım oldu. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem. Ama bu davranışımı haklı gösterecek ailevi sebepler var. Metin, sana acı bir haberim var. Abbas Bey 2 milyonluk reklam verdi. Böyle acı habere can kurban. Sen de eşek değilsin ya patron. Affedersin. Bu ay ikramiye verirsin artık. Vereceğim tabii. Ama yalnız birinize. Çünkü Metin kardeşimi içim kan alayarak işten çıkartmak zorundayım. Yo, olmaz arkadaş. Ben de istifa ederim. Anca beraber, kanca beraber. Dangalaklığın lüzumu yok. İkimiz de aç ne yaparız? Hiç değilse sen bana koltuk çıkarsın. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu rezalet sürüp gidemez. Haklısın. Eşyalarını toplamak istersen sana yardım ederim. Bir yere kımıldamam. Bu evi terk etmesi gereken sensin. Bu meseleyi konuşup anlaşmıştık. Kendi evimde rahatım, huzurum yok. Şimdilik kendi evin sayılmaz, müşterek kullanıyoruz. Daha doğrusu sen kullanıyorsun. İyisi mi, biz bu evi ikiye bölelim arkadaş? Güzel fikir! Herkes kendi bölümünde oturur. Böylelikle birbirimizin yüzünü daha az görmüş oluruz. Nerede o günler? Çok yakında! Önce mutfaktan başlayalım. Şurası sınır olsun. O taraf senin, bu taraf benim. Tamam mı? Tamam. Şimdi salon ve odaları pay edelim. Edelim. Buyurun. Bir de boncuk var, seni çok seviyorum. Zaten sizin ailenizden beni tek seven boncuktu. Ben bu tarafı kullanırım. Sen de o tarafı kullan. Oda takımının sana lazım olacağını sanmıyorum. Bravo! Sen takımları kullan, ben de taksitleri ödeyeyim. Aa, ne güzel pazarlık be! Boncuk bugün senin tarafta kalsın. Benim misafirlerim var, parti veriyorum. Ben de veriyorum, sen iptal et. Bir evde iki parti olmaz. Bir ev değil, iki ev sayılır artık burası. Biz de iki komşu. Ne partisi veriyorsun sen? Evliliğe paydos partisi. Ya sen? Bekarlık sultanlıktır partisi. Bu gece çıkalım mı? İmkansız, evde bir toplantımız var. Doğum günü mü? Hayır, evliliğe paydos partisi. Ah, ben de gelmek isterdim. O kadar yalnızım ki. Aramızda sıkılırsın. Sıkılmak mı? Göreceksin, en çok eğlenen ben olacağım. Peki.
şey mi dedin? Tam 3 yıl içinde bir yumurta bile kırmadın, bir tabak bile kaldırmadın masadan, oysa görüyorum ki çok marifetliymişsin. Başa gelen çekilir, mecburum. Bundan sonra sana yemek yaparsam... Saçmalıyorum. Özür dilerim. Evli olmadığımızı unuttum. Ben de unutuyorum bazen. En çok geceleri. Kaç kere yatak odanın kapısından döndüm. İyi ki dönmüşsün. Beynini parçalardım yoksa. Biliyorum. Şey, biraz tuzun var mı? Ben unutmuşum. Var. Ulan ne gürültü be! Boşuna uğraşma taş kapar. Al sen ye! Öyleyse biz de başlayalım. Ne söylüyor? Şiir söylemeyeceğiz herhalde, neşeli bir şarkı patlatalım. Dur yeğenim, günleri kalaylı, ah kalaylı! Fistan giymiş etekleri, sıkılmak mı? Ne demek? Hayatımda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Aysel, piyanoya gelsene. Hadi dans edelim. Ha, tabii. Canım.
Acaba aspirin var mı? Başım ağrıyor da. Maalesef yok. Aspirine acet yok. Size güzel bir masaj yapayım, hiçbir şeyiniz kalmaz. Teşekkür ederim. Orman kibarı. Al tokka yapalım ineği. Sokaktan duydum. Maşallah evin içi tımarhaneye dönmüş. Hanımefendi, müsaade buyurun, arz edeyim bizzat. Bu kim ayol? Ne arz edecekmiş? Gören göz kılavuz mu ister? Bu rezaleti hala anlatmayacak mısınız? Ne oldu ikinize? Delirdiniz mi ayol? He? Çok sen damat. Maşallah hazımlı erkekmişsin. Evin içinde bir sürü herif, sen kendi aleminde, yazık, çok yazık. Karısını kıskanmayan erkek domuz derim be, domuz! Yeter artık, yeter be! Benim karıma yan gözle bakacak adamın gözlerini oyarım. Niye oymadın öyleyse? Çünkü senin kızın benim karım değil artık valide hanım. Ne? Karın değil mi? Değil. Evet anne. Biz Metin'le boşandık. Boşandınız mı? Aman Allah'ım! Ağlama anne! Lütfen! Boşanan ilk çift biz değiliz ya! Üzülmeyin valide hanım! Dünya batmadı ya! Ayrıca beni bu kadar sevdiğinizi de bilmiyordum. Ağlamayın rica ederim. Sana kim ağlıyor be? Ben kendime ağlıyorum. Bizimkiyle kavga ettik. Kovdu beni evde. Babam mı kovdu? Babam kovdu. Sizin için kavga ettik. Yapma bey dedim. Çocukların yuvaları yıkılacak dedim. Ama dinleyen kim? Olan bana oldu. Özür dilerim valide hanım. Peder beyle ben konuşurum. Boşandığımızı öğrenince bayram yapar. Hayır efendim! Sen bizim aile meselelerimize karışamazsın. Yardım etmek istedim. Bana hiç kimse yardım edemez artık. Çok kırdı beni. Hakaret etti. Üzülme anne. Uzun sürmez. Gelip ayaklarına kapanır babam. Hiç sanmam. Görürüz. Ayrıca karşımda durup hava basma. Babamdan sonra ayak öpecek ikinci erkek de sen olacaksın. O senin hüsnü kuruntun. Birbirimize tahammül edemiyoruz. Ya sen çık git ya da ben! Sen gideceksin. Her şeyi ben öderim. Defolup giderken o pis kupalarını almayı da unutma. Buyurun valide hanım. Metin yok mu evladım? Onunla konuşmak istiyordum da, he? Bakın, nafaka falan içinse boşuna valide hanım. İşten çıktı, benim evde kalıyor. Durumu perişan. Nafaka isteyen kim oğlum? Hala birbirlerini seviyorlar onlar. Ben araya girmek istiyorum. Metin'i nasıl bulurum? Ha? Bugün izinli, bulamazsınız. Ha, ama gece Kulüp Flamingo'ya uğrar belki. Kulüp Flamingo mu? Alo! Adile! Kiminle görüşüyorum? Ay, affedersiniz, sesinizi alamadım. Ben Abbas! Bakıyorum, sesimi de unutmuşsun. Unuturum tabii, normaldir. Gözden uzak olan gönülden de olurmuş.
Madem öyle niye telefonun başında bekliyorsun? Kim bekliyor ayol? O senin Hüsnü Kuruntun. Ben kuaförüme telefon edecektim, sen çıktın karşıma. Ay, adı batsın şu kuaförün! Çabuk eve dönmeni istiyorum. Ben istemiyorum. Rahatım çok iyi. Karışanım, görüşenim yok. Beni evden kovarken düşünseydiniz Abbas bey. Affedersiniz, daha fazla konuşamayacağım. Kuaförüm bekliyor. İyi günler! Ay, senin de kuaförünün de... Çılgınlar diye bir müzik topluluğu kurduk Ümran. Senin de bizimle çalışmanı istiyoruz. Şşt, babandır! Bugün tam 5 defa telefon etti. İnadım inat barışmayacağım. Şşt, bana bak, yeni sorarsak kuaföre gitti de. Kuaföre pek sinirleniyor. Alo! Merhaba Metin. Merhaba Ümran. İnan yanlışlıkla açtım. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Çok iyi anlıyorum seni. Alışkanlık ne de olsa, 3 senedir her gün 4 defa telefon ederdin bana. 4 değil, 5 defa. Peki, 5 olsun. Evli olsaydık şimdi 4 veya 5 diye münakaşa ederdik. Çok doğru. Kavga ederdik hiç yoktan. Oysa şimdi anlayışla karşılıyoruz. Bekarlık sultanlıkmış. Evet, doğru. Ama ben daha fazla sultan kalamayacağım. Çünkü Fikret bana evlenme teklif etti. Bir inat uğruna kendini yakma Ümran! Fikret, sana göre biraz ağır değil mi? Olgun ve kibar demek istiyorsun herhalde. Selim bey oğlum, acaba kızımla ben bu meseleyi yalnız konuşamaz mıyız? Hemen gideceğim valide hanım. Ama Ümran teklifime cevap vermedi. Şarkıcı olursa çok para kazanır, oyalanır üstelik. Benim kızım şarkıcı falan olmaz! Kızın aklını çelip durma! Şimdi kibarını elden bırakırım ha! Kapıcıdır. Maksadım kızınıza yardımcı olmaktı. Belli! Sen artık gitsen iyi olur oğlum. İçimde bir sıkıntı var, hayırdır inşallah. Bari çiçeklerimi alın elimden. Teşekkür ederim. Adile! Anne, bak babam geldi. Görüyorum! Niye gelmiş acaba? Adile! Bunu da mı yapacaktın bana? Ne yaptım ayol? Kim bu zibidi? Babacım, o benim şey... O benim müzik hocam Selim bey! Kim müzik hocam mı? Evet, şarkı öğretiyor bana. İyi halt ediyor! Hanım! 40'ından sonra azanı teneşir patlar! Şarkı öğrenip de ne yapacaksın? Kendimi sahnelere atacağım! Sen! Ey ya! Değil eksik çıkanlardan! 4 şarkı, 2 tuvalet, biraz da dans, oldu bitti! Seni parça parça ederim Adile! Senin oğlan çayır züppesi! Rica ederim beyefendi, durumu size izah edeyim! Bakın... Meseleyi uzatmaya lüzum yok! Hocam, dersimize yarın devam ederiz. Sakın yanlış anlama babacığım! Mesela annemin... İyi günler! İyi günler! Şehri rahatsız etmiyorum ya... Selim çıkarken ben girdim, ya! Hoş geldiniz Fikret bey! Hoş bulduk efendim! Babacım, bu bey... bu bey benim patronum! Ne dedin? Patronum mu? Yok, rica ederim efendim! Hanımefendi benim şeyim... Sekreterim! Katibesi yani! Maşallah! Meğer sen neymişsin de benim haberim yokmuş Adile! Ne sandın ya?
Beni kovduğun zaman düşünseydin. Çalışacağım elbet. Kimseye mühtaç olmayacağım evelallah. Yazıklar olsun. Burada kumpas kurmuşsunuz. Lan damat, lan eşşol eşek, seni de erkek sanmıştım be! Yedim ulan seni! Ulan damat, namusumuzu sen mi temizleyeceksin, yoksa ben mi temizleyeyim? Anlamadım. Evin içi erkek dolu lan! Ben o evden tam 3 ay önce tekmeyi yedim peder bey. Tekmeyi mi yedin? Anlamadım. Evet, açıkçası kızınızla boşandık biz. Sizden saklamamı rica etmişti. Yani sen şimdi kızımın kocası değil misin? Hayır. İstediğiniz de bu değil miydi zaten? Kafam iyice karıştı. Bana bak delikanlı. Boş kafayla çıkamayacağım işin içinden. Sakin bir yer biliyor musun sen? Demek benim karı dümen yaptı. Kızını korumak istedi. Ama benim karı fos çıktı arkadaş. Yanlışsın şimdi. Anasına bak, kızını al demişler. Bir açı oldu mu bugüne kadar? Bir kereklik yaptı mı, ha? Yoo, Allah'a var, namusuna kimse dil uzatamaz. Ama inat turuna o Fikret denen deveyle evlenmeye razı oldu. Ulan oğlum, madem biliyorsun numara yaptığını, niçin saçından sürükleyip getirmiyorsun, sonacıma basmıyorsun yeniden nikah? Hadi cevap ver! Olur mu? Benim de gururum var arkadaş. Bak, yürekten söylüyorum. Kızımı tekrar istersen gözüm kapalı veririm sana. Geçti artık. Kapandı o defter. Başkasıyla evleniyorum ben. Boş ver. Şimdi senin derdine çare bulalım. Ha, bir tek çare var. Evi basacağız. Basalım arkadaş. Tamam. Üzülme sen bir tane. Ben babama gerçeği anlatırım. Hangi gerçeği anlatacaksın kız? Habersiz evlendin, habersiz boşanıyorsun. Yalan mı yani? Şimdi gene evleniyorum dersen keser seni. Seni de beni de. Hey! Çok güzel, devam. İşte baba hiç böyle görmemiştim. Nerede olan o müzik hocası? Nerede? Nerede patron? Nerede? Nerede? Cevap verin babama! Bu da azdı. Ne yapacağız? Vallahi! Abbas bey! Abbas bey! Affedersiniz, ne arıyorsunuz acaba? Seni götürmeye geldim Adile. İmkansız Abbas bey! Aramızda artık her şey bitti. Değil ki evden kovdunuz beni. Bunca yıl servette kusur etmedim. Siz de beni hoş tuttunuz. Her zaman bana minik kuşum derdiniz. Ama artık her şey bitti. Minik kuşunuz uçtu. Şimdi hemen eve dönersen, ben gene sana minik kuşum bir tanem derim. Adile, gel barışalım. Minik kuşum dediysem, tepeme mi sıçacaksın lan? Hadi! Geliyoruz canım, aa! 40 yılda bir nazlanalım dedik! Başlarım şimdi nazından senin, hadi! Allah Allah, kız kaçır gibi, ne yapıyorsun öyle? Lan! Dur, çocuklara bir Allah'a ısmarladık dinle, ayıp ayol! Hadi Allah'a ısmarladık yine, aa! Yürü! Çekiştirdim ayol, bileğimi kıracaksın! Babana gerçekleri anlattığım için özür dilerim. Mecbur kaldım. Nasıl olsa öğrenecekti. Ama babamı içirip azdırman doğru değildi. Tam tersi. Baban beni azdırmak istedi. Fena da olmadı yani, annen de bayıla bayıla gitti. Tabii gider. Annem gerçekten çok üzülmüştü. Ne demek yani? Hiç. Boncuk birkaç gündür hastaydı. Boncuk mu? Nesi var? Bilmiyorum. Gerçekten. Onu doktora sen götürürdün. Gene götürürüm. Niye güldün?
Boncuk hasta değil, hamile. Hamile mi? Evet, yakında yavruları olacak. Hiç aklıma gelmedi. Anne olmadığım için anlayamadım tabii. Annelik çok yakışırdı sana. Aslında çocuk bir yuvanın temeliymiş. Evet öyle. İşte annenle baban. Kopamadılar birbirlerinden. Oysa biz koptuk. Yakında evleniyorum Metin. Ben de. Ama gene de geç kalmış sayılmayız. Gel barışalım İmran.